Evet sevgili dostlar, güzel, güneşli bir İzmir gününden, Cumhuriyet Meydanı'ndan, bizim Oncolive Health Klinik'ten merhabalar. Neden böyle bir giriş yaptım? İzmir güzel, hava güzel bugün. Oncolive Health Klinik'teyiz ve gerçekten her moraller yerinde. Her ne kadar Covid döneminde bu kadar zorluklarla süreci yönetiyor olsak, biz tam tempo çalışmaya devam ediyoruz. Ve her yeni enerji, her yeni mutluluk bizlere enerji oluyor. Bugün Damdan Düşenler serisinde sizinle çok özel bir kişiyi paylaşacağım. Çok özel bir misafirimiz var. Gerçekten bizim için özel olduğu kadar sizlerin de en azından kanalımızı takip edenlerin telefonlarını, evlerini ve ortamlarını çok özel bir kişiye sizin için misafir etmek istiyorum. Neden misafir etmek istiyorum? Çünkü Damdan Düşenler serisinde bu paylaşımlar sizlere hep ümit olsun istiyoruz ya. Damdan Düşenler serisinde size yeni bir ümit, yeni bir heyecan getirmesi için Mansur Bey'i bugün masaya davet ettim. Mansur Bey'in hikayesi çok uzun. Pankreas kanseriydi. 2016'da teşhis koyuldu ve Almanya'da Whipple ameliyatı yapıldı. Peşi sıra herhangi bir ilaç tedavisini bile alman gerekli değil dendi. Gerçekten de literatürde böyle bir kavram da var. Burada meslektaşlarımıza yani negatif ya da pozitif bir eleştiride bulunmuyoruz. Ama biz çoğu zaman yani şüphe abdesti bozar deyip ilaç tedavisini veriyoruz. En azından biz ekolümüzü bilmeniz açısından bu çok önemli. Neyse aradan 4 yıl geçtikten sonra kendisi endişe duydu ve gitti doktora filmler ve kan testleri istedi. Yapılan filmler ve çekilen filmlerin sonucunda karaciğerde ve pankreas bölgesinde bir takım lenf nodlarında yeniden belirlen tümörün geri geldiğini görüldü. Ve bunun üzerine tabii ki çok telaşlandı. Almanya'da hemen pek çok doktordan görüş aldı. Kendisi Almanya'da gerçekten de çevresi tarafından bilinen bir kişi ve itibarı da olan bir kişi. En az Almanların arasında da itibarı olan bir kişi. Çünkü işini çok düzgün yapan, orada bir işsizlik maaşıyla hayata tutunmak yerine canla başla 24 saat esasına göre çalışan bir kişi. Dolayısıyla çalışan insan Almanya'da da, Türkiye'de de, dünyanın her yerinde muhakkak ki sevilecek, bunu kabul edersiniz. O nedenle pek çok seveni vardı ve herkesten görüş alabildi Almanya'da. Ama dediler ki işte sadece belki de kemoterapi veririz. En nihayetinde bu cümleler söylendi ve tedavi verebiliriz diye söylendi. Ve biz peşi sırada başka bir tedavi protokolü ile ilgili yarım kaldı. Bunun üzerine her zaman için duyuyordu ve hatta bizim bu Damdan Düşenler serisinde bizim videolarımızı bile seyretmiş ve bizi gıyabımızda tanıyordu. Dedi ki Türkiye'ye gideceğim. Türkiye'den de Doktor Ünal Aydın ve ekibinden bir görüş alacağım diye. Evet, 7 ay önce Türkiye'ye geldi. Türkiye'de biz ilk başlangıçta çok detaylı bilgilendirmeler yaptık. Tedavi protokolünü, bütüncül tedavinin tüm başlıklarını ona anlattık. Fiziksel seçeneklerimiz şunlar, kimyasal seçeneklerimiz şunlar. Aynı zamanda biyolojik seçeneklerimiz ve psikolojik olarak da süreç yönetimini çok uzun bir şekilde anlattık. Ve dedik ki öncelikle kimyasal seçeneklerle başlayacağız. Ve peşi sırada yine biyolojik seçeneklerden vitamin desteğini ve peşi sıra protein desteğini, yine peşi sıra süreç yönetiminde de çok ciddi işbirliği yapacağız diye anlattık ve daha sonra da ameliyatla eğer kalan olursa temizleyeceğiz dedik ki belki de iş kalmayacak diye açıklamalarda bulunduk. Ve burada her zaman için tekrar ediyoruz, bu video vesilesiyle de tekrar edelim. Biz tüm bu bütüncül tedavide proteini silah, vitaminde mermi olarak görüyoruz. O yüzden hastamıza hem protein yönünden hem vitamin yönünden takviye yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Tüm bu detaylı açıklamaları yaptıktan sonra kendisi çok radikal bir karar aldı ve dedi ki ben o zaman hiç Almanya'ya geri dönmüyorum. İzmir'de hemen bir ev tutuyorum. Ondan sonra artık İzmir'de ofise en yakın yerdeki evi tutuyorum ve dolayısıyla bu tedaviyi sizin kontrolünüzde birebir her gün gerekirse kontrole gelerek takip ediyorum dedi.
Ve cidden de dediğini yaptı. Ev tuttu ve tedaviyi başladı. Her gün vitamin takviyelerini aldı. Protein takviyelerini aldı. Buradan Namık Hocam'a da teşekkür ediyorum. Çok ciddi ve çok düzenli olarak artık bu takviye, silah takviyesini, silah ve mermi takviyesini başarıyla gerçekleştiriyor. Bu çok önemli. Bunu da ayrıca not etmek lazım. En nihayetinde tüm filmlerle tekrar tartıştık ve tartıştığımızda tüm filmlerinde tüm tümör odaklarının kaybolduğunda karaciğerin içinde muhtelif gölgeler kaldığını gördük. Sekel, skar gibi. Ve ondan sonra da ekibimiz dedi ki yani bu haliyle aslında takip edilebilir dedi. Ancak Mansur Bey bu fiziksel silahı da kullanmak istiyoruz hocam. Yani şüpheyle beklemeyelim dedi. Biz tekrar bir hafta sonra İzmir Onkoloji Grubu konseyine, Oncology Health Clinic'teki konseyimize çıkardık. Ve bu konseyde de kendi isteğini tekrar gündemledik ve bunun üzerine hatta latifeler eşliğinde gündemledik. Şimdi burada sesli hale getirmeyeyim. Ondan sonra bunun üzerine de İzmir Onkoloji Grubu da evet cerrahi şansı verilebilir o zaman diye bir karar çıktı hastanın da bilinçli isteği üzerine. Ve dahası bundan 4 gün önce ameliyat masasına aldık. Ameliyat masasında çok uzun ve stratejik bir hazırlık yaptık. 4 gün önce ameliyat videosunu paylaştım. Sizler de izlediniz. Almanya'dan gelen hastamız şeklinde. Ve uzun ve stratejik hazırlıktan sonra karaciğerin o bölümüne yapışmış olan karın yağları ile birlikte, lenf nodülleri ile, periton örnekleri ile birlikte karaciğerin üzerinde iz olarak önceden tespit ettiğimiz 6 adet ayrı lezyonu, ayrıyeten de segment 5'i çıkardık ve hepsini de patolojiye gönderdik. Ve ameliyattan sonra zaten 4 saat sonra yürümeye başladı ama şu anda da ha kimdi Mahsur Bey diyecek kadar ameliyata kim girmişti diyecek kadar şu anda da burada tabi korsesi var burada oturmuş bizimle röportajdaki sorularımızı cevaplayacak şimdi. Ve bir nefeste anlatmaya çalıştığım bu uzun hikaye sevgili dostlar gerçekten de anlatılması gerekiyor. Ama tüm bu süreç adeta çok zormuş, çok karmaşıkmış gibi gelebilir ama bilinçli bir şekilde yönettiğinizde çok başarılı bir şekilde yönetilebiliyor. Ben Mansur Bey'den onu öğrendim. Ayrıca da Oncology Health Clinic'te bütüncül tedaviyi anlatabildiğimiz hastalar eğer o hasta anlayabilir ve bu tedaviyi uygulayabilirse sonuçlarının ne kadar enteresan olabileceğini, 4 gün sonra bu kadar ayakta burada nasıl durabileceğini gördük. Daha fazla anlatımı uzatabilirim sevgili dostlar. Ama asıl sürpriz şu. Dün akşam burada gene Perşembe akşamları toplanıyoruz. Konseydeydik ve patoloji hocamız ve dün akşam çıkardığımız parçaların sonucunu söyledi. Dedi ki hiçbir canlı tümör hücresi kanser hücresini rastlamadı. Ve dolayısıyla ameliyatta o kadar ciddi kemoterapi bütüncül tedavi faydalı olmuştu ki ameliyatta çıkardığımız parçaların hiçbirinde tümör hücresine rastlanmadı. Ameliyat boşuna mı oldu sorusu bile akla gelebilir bu noktada. Olsun. Gene de belki de patoloğun bile göremediği bir tane hücre olabilir. O hücreyi de çıkarmış olduk oradan. Ayrıca hiç göremedik demesi de bizim içimizdeki şüpheleri fevkalade azalttı. Her zaman için circulating tümörsel olabilir. Bunu biliyoruz. O yüzden dolaşımda tümör DNA'sı var mı? Onu da gönderteceğiz şimdi NGS Amerika'ya. Çünkü imkanları da müsait. Onu da göndereceğiz oraya. Onun sonucunda da tamamen temizlenmedi cümlesi kuracağız. Ve dolayısıyla da demek ki şu bütüncül tedaviyi gerçekten mantıklı ve makul bir felsefeyle yönetirseniz pankreas kanseri gibi evre 4 denebilecek olan karaciğer metastaz yapmış olan hastalığın tamamen temizlendiğini görmek mümkün. O yüzden bu röportajı ben çok uzun konuşabilirim. Ama bugün gerçekten açıkça uzun anlatmak istedim. Sevgili oğlum her hafta Almanya'dan gitti geldi. Eşi aynı şekilde. Kızı bugün final toplantımıza katıldı O da Almanya'dan gelmişti. geldi. O da geldi gitti. Ailece muazzam bir destek gördü. Mansur Bey sen neler diyeceksin? Şöyle söylemiş. Kısık hikayeyi Bu bir özetle. hastalıktan niye, neden ben dedi bir de kaybedersin. Evet. Onu demeyeceksin. O hastalık gelmiş ondan savaşmıyor diyeceksin. Neden ben deyip de sabahlara kadar uyumaz, kendini temelli strese sıkıntıya sokarsan
Bu hastalık seni alır götürür. Bak ailem de burada. Ben yastığa kafamı koydum, hiç takmam, unuturum, uyurum. Sen geldik gülerim, oynarım, konuşurum. Hiç orayı takmam. Yani bir, iki, bu üçüncü. Evet. Ama ben senin örneğinde benzer hastalar gördüm. Kafasını iyi yönetebilen hastaların iyileşmede avantajlı olduğunu gördüm. Bu örneği başka hastalardan da duydum. Ama sen bence en iyi uygulayanlardan birisin. Yani bunu söylemek lazım. Peki ben özetledim tabii. Çok uzun bir hikaye. Bugün çıkan patolojiyi de bir de 4 günde hemen hızlıca öğrenmeler falan. Neler söyleyeceksin? Mesela İzmir'de hava çok güzel. Tatil havasında tedavini devam ettin. Aslında İzmir'e tatile mi geldin? Tedaviye mi geldin? Ev tutup burada. Kemoterapi aldıktan sonra 6. kattı. Asansör beklemiyor. Merdivenlerden aşağı iniyor. Kemoterapi alanlara bakıyorum. Kendini koyuyor. Nazlan'ın koluna boluna giriyor. 3 kişi sürükleyerek götürüyor. Ben diyorum bana mı böyle, buna mı böyle? Onu Namık Hoca'ya soracaksın. Destek tedavisi, protein yüklemesi, vitamin yüklemesi, bütüncül tedavi. Arkadan lojistikle desteği. O zaman buradaki vitaminlerin o bana. Tabii. Ben oradan çıkıp geldikten sonra da yolda taksi durdurup yemek yiyip geliyordum eve. Acımdan ölüm. Yemek yiyordum, bir de evde yiyordum. Tabii işte. O bütüncül yönetim çok kıymetli. Gerçekten. Demek ki şu var. Bir, moral çok kıymetli anlattıklarından. Evet. İki, demek ki destek tedavisi çok kıymetli. Bak, anlatımların içinde o duruyor. Kemoterapiden sonra acıkıyorum. Daha sonra hemen yürüyüşlerimi yapıyorum. İlacı bile aldıktan sonra yürüyerek gidiyorum. Akrabalarım bana inanamıyordu. Ya nasıl olur sen? Bugün kemoterapi almadın mı aldın? Ya sen bizden iyi yürüyorsun, geziyorsun. 3 defa yemek yedin, biz bir defa da doyuyoruz. Ben öğünlerimi falan hiç atlatmadım. Bir de kemoterapide şunu keşfettim. Evden fazla uzaklaşmayacaksın, gezeceksin. Neden? Ağzını, yüzünü temiz yıkamasan hemen mikrop kapıyor. Evet. Ona dikkat edersen, yemene içmene de dikkat edersen hiçbir şey olmuyor. Evet. Ama çok çok kıymetli. Tüm vücudun ritmini takip etmek çok kıymetli. Ben sen birazdan gene geri dönerim. Tekrar sorularımız olur. Sevgilinin o olduğunu sormak istiyorum. Zor bir süreç. İlk görüşmeye geldiğinde tek başına konuşmuştun. Evet. Ve bu kararı kendin vermiştin. Neler anlatacaksın, neler yaşadın? Bu kararı vermek, Almanya'dan İzmir'e gelip ev tutmalar, ev tuttuklar. Sizin önceden videonuzu izlemiştim zaten internet üzerinde. 2016'da ilk ameliyat olacağı zaman. Evet. Babam ben o zaman sizin videonuzu izlemiştim. O zamanlar tabii orada apar topar bile hemen ameliyat olmam lazım. Orada ameliyat oldu. Yoksa ben ta 2016'da tam size, yani sizde o şeyi gördüm, bu ışığı gördüğüm için ta o zamanlar size gelmişti, tavsiye etmiştim. Yani çünkü size güvencim, inancım yani tam yani. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki inanmak, ekibe inanmak, doktora inanmak burada çok önemli. Tabii ki bir tane doktor değil, bütüncül tedavi adına büyük bir ekiple çalışmak gerekiyor. Bizim her zaman siz bizim onkoloji masasını da ziyaret ettiniz. O masada tüm hocalar burada. Ne kadar kavga dövüş tartıştığımızı gördünüz bu hasta için ne yapılacak diye. Demek ortak akıl orada o önemli. Yani tek kişiye güvenmek kıymetli olabilir ama tek kişi tek başına olmamalı, yani bir ekip olmalı. Bir de bence bütüncül tedavide burada insan olaya 1-0 galip başlıyor. Evet. Yani böyle özetleyeyim yani. Bir doğru. De şu en mühimi de neydi? Beni ameliyat eden profesörüm, orada 60 doktor var. 60'ı da benim kendi kardeşim gibi, aynı sizin gibiydim. Zoruna gitti galiba. İstersen seni aldırtıralım buradan dedi. Yine uçakla değil mi? He? Bak yani baktı ki bunlar Türkler tam yani bunu yapacaklar bu işi. Yani biz baskı altında kalacağımıza en iyisi biz bunu aldırtıralım burada artık ne olursa olsun. Değil mi? Onu bilen denediler yani. Evet. Olsun Türkiye, kendi dediğin. Kendi memleketim, kendi dilim. Geziyorum, geliyorum. Buralara geldim miydi? Kendi yerime gelmiş gibi mesela. Ben para versen sizin gibi bir kardeş, bir abi ya da bir öbür tarafta olsun kimseyi yani, bulamazdım yani. Sağ ol Erol, biz de seni bu hastalıktan yönüdü artık. Hastalık olduysa da sizi bulduk. Çok sağ ol. Teşekkürler. Neler diyeceksin?
sevgili eşin. Bazen sessiz oturdun o ilacı alırken, evet, vitaminlerini destek alırken. Evet. Buradan manzarayı, İzmir Körfezi'ni seyrettin. Derinleri daldın gittin. Kimseyle derdini paylaşmadın ama orada sessiz sessiz oturdun. Şimdi konuş o zaman artık. Ya, sizden çok memnunuz, çok umutlu oldum. Sonuç iyi olduğuna göre. Teşekkür ediyorum, biraz duygulandım. 7 aylık uğraş tabii, evet, ki günün sonunda. Öyle kolay değil tabii. Açtı. Evet. Gel hasta iyileştir. Gel ağlayan hasta iyileştirir. İyileştirir, iyileştirir. Hemen ağlıyor. Anadolu duygulanması da gerekiyor yani. Evet, anneler öyle duygulanıyor. Teşekkür, evet, ettim. Yani. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok uğraştık. Evet. 7 ayın sonunda şu anda en azından patolojide bu kadar temiz cümle bizi motive etti. Hoş geldin güzel insan. Hoş bulduk. Sen neler diyeceksin? Almanca da mı yoksa? Almanca. Almanca. Evet. Türkçe iyi olsa da. Evet. ja, ich bin froh, dass mein Vater jetzt wieder gesund ist. Und es war eine schwierige Zeit für uns. Und hadi bakalım. O zaman böyle duygusal oluyoruz tabii. Olsun. Çok başarılı oldu. Çok mutlu olduk. Bugüne şükürler olsun. Ya. İyi senin yanında yoksun, ben hastalandım. Vay, iyileştirmez mi seni? Yok, sen yok canım, o kadar da değil yani. Şaka biz yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. Yani nalp desteklerimizi sonsuza kadar. O şey, bakalım. Biz dövüş kavga, bu oradan telefonu açıyor. Geleyim de biraz bağırışak diye. Evet. Biz öyle. İkisi birbirine takılmayı çok seviyorlar. Yani birbirlerine takılmasa duramıyorlar. Evet. Bence çok duygusal. Sevgili dostlar, duygusal dedim ya, size bugün çok mutluyuz. Mutluluk gözyaşları döküyoruz. İzmir bugün çok güzel, hava çok güzel. Kışın ortasında bal gibi bir hava var derler ya, öyle bal gibi hava diye. Bu bal gibi havada gerçekten mutluluk gözyaşları, duygusal bir ortam. Tabii ki yani çok heyecan verici. Düşünsenize karaciğerinize, her yerinize pankreas tümörü sarmış ve günün sonunda 7 aylık bir mücadele. Aile, baba burada, çocuklar, eş orada, gitler geller. Ama 7 aylık, 7,5 aylık bir mücadelenin sonunda bugün bu masada ameliyattan 4 gün sonra iyileştirmek iyiliktir diyoruz ve bu masada gerçekten mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Sevgili dostlar, damdan düşmeyin. Ama damdan düşecek olursanız ayaklarınızın üzerine düşün. Mansur Bey'in dediği gibi moralinizi bozmayın. Ve ayaklarınızın üzerine düşüp yürümeye, hatta koşmaya devam edin. Benim çünkü hocam Almanya'da ameliyat olduğumda kapıda 150-200 kişi birikti. O doktorlar falan şaşırdı. Ya bu kim? İşte demişler, milletvekili olunca şey mi oluyor? Milletvekili geldi ameliyat oluyor falan gibisinden. O kadar eşim, dostum var ki yani sevenim, Allah razı olsun. Yani hiçbir gün telefonumu, mesajımı, selamımı hiç eksik etmediler. Tabii, yani, çok önemli. Allah razı olsun. Ha sen nasılsan onlar da sana öyle. Tabii. Yani, tabii. İnsan, yani, insan karşındaki insanın aynası. Evet. Günün sonunda. Yani, herkese teşekkür ederim. Evet. Sevgili dostlar, damdan düşmeyin. Ama damdan düşecek olursanız gerçekten ayaklarınızın üzerine düşün, eşinizle, dostunuzla birlikte yürümeye devam edin. Ama bunun için bu örnekleri takip edin. O yüzden lütfen bizim kanalımıza abone olun ve dostlarınıza önerin. Özellikle bizim YouTube kanalında biz sizler için bu hikayeleri paylaşmaya çalışıyoruz. Sürçülisan ediyorsak affedin ama gönül dilimizi ve sesimizi size ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü kalbin insanlara hocam, gitsin. Hocam teşekkür ederim. El öpülecek adamsın. Bizde şöyle derler. İnsandan büyük bir varlık yoktur. İnsanlığından büyük bir varlık yoktur. Yani el öpmekle dudağı haşınmaz. Evet. Allah razı olsun. Hayat kurtarıyorsunuz. Evet. Yani sizler gibi insanların el öpülecek insansınız. Yani Allah razı olsun sizlerden. Estağfurullah. Hani hayat kurtarıyorsunuz ya bunun için. Hani derler bizim, yani elhamdülillah hepimiz Müslümanız. İşte birinin hayatını kurtarırsan cennete gideceksin. İşte. Estağfurullah. Hani estağfurullah. Hayat kurtaran insan burada. Estağfurullah. Herkes.
Evet, çok sağ ol. Sevgili dostlarım, gerçekten hani temenniler, duygular bitecek gibi değil. Ama ben bugün bir not buraya koymak istiyorum. Mansur Bey'in 7 aylık süreçte hiç kilo bile vermeden, renginde bile, çehresinde bile değişiklik olmadan tedavisinin sürdürülmesinde özellikle İbrahim Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ama bunun yanında kendi ekibimiz burada, Concolive Health ailesi içinde, Namık Hoca'ya, diyetisyenlerimize, psikologlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütüncül tedavinin hakkını verebiliyorlar. Özellikle Namık Hoca'nın buradaki uyguladığı destek tedavileri, hem protein hem vitamin noktasındaki destek tedavileri hastalarımızın hiç irtifa kaybetmeden tedavi almasını sağlıyor ki bence o da ayrıyeten not edilmeli. Lütfen damdan düşmeyin. Ama damdan düşerseniz lütfen bütüncül tedaviden haberdar olun ve işbirliği için muhakkak bizim kanalı takip ediyor olun. En azından dostlarınıza önerin. Ben teşekkür ediyor ve bu güzel İzmir gününden hepinize iyi günler diliyorum.